Merhabalar, Klinik Atletik YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben uzman fizyoterapist Cem Koçak. Bugün sizlere su sporlarından, wakeboard'dan bahsedeceğiz. Wakeboard konusunda sosyal medyada tanıdığınız üzere sporcumuz Süleyman bugün bizlerle beraber. Selamlar hocam. Selam, nasılsın Süleyman? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Ben iyi. Bizi kırmadan videomuza geldiğin için çok teşekkür ederim. Rica ederim. Bugün biraz hem seni herkes büyük ihtimal tanıyordur ama yine de bizim YouTube kanalımızda da biraz bahsedersen hem yaptığın spordan hem de kendinden biraz bahseder misin? 12 yıldır su sporlarıyla uğraşıyorum. Aynı zamanda bunun kış tarafı da var. Kışın snowboardla ilgileniyorum. Wakeboard'un hemen hemen sadece karda yapılanı diyebiliriz. Bu sporların vücudun birçok yerine zararı var. Diz, bel. Yaklaşık 5 yıl önce snowboard'da ilk başta belimde sakatlığım başladı. Onu çok şey yapmadım, önemsemedim ilk başlarda. Sonra bu bana hani kayarken aksiyon anında işte hareketi artık kısıtlamaya başladığı için bayağı kısıtlamaya başladı. Eskiden çok iyi yaptığım hareketleri çok zorlanarak yapmaya başladım. O yüzden hani sizinle bir şey yapmak istedim. Süper. İyi ki de beraber yollarımız kesişmiş. Şeyi sormak istiyorum Süleyman. Mesela bu tarz sporları gençler çok merak ediyor. Evet. Kışın hiçbir şey yapmıyoruz ya da herhangi bir böyle bir aktivitasyonumuz yok. Ama yazın özellikle o senin özellikle denizde yaptığın kısmı, wakeboard kısmındaki insanlar evet, denemek istiyor veya yapmak istiyor. Bunu yapmak isteyen insanlara önerin nedir? Yani bu, biliyorsun ki bahsettiğimizde çok sakatlığın içerdiği de bir şey evet, var. Herkes öyle kalkıp hemen yapabilir mi? Şimdi bugün fitness'a gidiyorsun, ısınmadan birçok insan, yani %99 birçok insan ısınmadan direkt spora spor yapabiliyor. Patlıyor. Hani direkt pat diye atlıyor spora. Ama bizim sporumuz maalesef, başta ben hani en başta en büyük hatayı ben yapmışım. Isınmadan yapılacak sporlar değil. Birçok zararı var, dize, bele, az önce söylediğim gibi. Birçok insana yapması çok kolay bir spor diyemem ama çok eğlenceli bir spor. Sonuçta su üzerinde şortla yaptığınız bir şey. Suyun üstünde. Kolay bir spor ama sakatlığı, geri dönüşü çok fazla. Hı. Yani ısınmadan bu tarz sporlara yaparsan, bir de profesyonel destek almadan yaparsan geri dönüşü, feedback'i bayağı sert olabiliyor. Ben şimdi izleyiciler için de söyleyebilirim. Hem analiz etme şansım oldu Süleyman'la ilgili. Süleyman profesyonel olarak bu işi yapan birisi olarak gördüğüm kadarı vücudunu fazlasıyla tek taraflı denge kullanımı olsun, işte yapısal olarak hareketli bir zeminin üzerinde sabit platformda kalan sporlar diyor. Zaten evet, bunun Amerika'da birçok araştırması da yapılmış. Bunların temelindeki kinematik zincir bozukluklarına sebep olabildiği söyleniyor. Çünkü ekstremite dediğimiz uzunları kullanmadan aslında denge formunda bütün gövdeyle yapılan bir spor olarak söyleniyor ve hareketli bir zemin üzerinde sabit kalınmaya çalışıyor. Bugün de hem izleyen arkadaşlarımıza hem de merak eden kişilere bu tarz sporları yapan kişilerdeki çekirdek kor dediğimiz, yani karın, abdominal, sırt ve pelvik tabanın olduğu kombine egzersizleri beraber gösterelim diyorum. Ne diyorsun? Süper olur. Bir de bu işi illaki izleyenlerden çok fazlası muhtemelen iyi seviyede, hani acemi seviyesinde değil, iyi seviyede yapan insanlar var. Benim genel problemim bence 10 yıldan beri tek taraflı kaydım. Sağ tarafa kaydım hep. Snowboard'da da hep o tarafa kaydım. Neden? Çünkü her insanın bir refleks ayağı, bir de güç ayağı var. Hangi ayağınla topa vuruyorsun? Dominant tarafını seçiyorsun. Evet. Sağ ayağınla topa vuruyorsun. Sağ ayak önde kayacaksın. Ben bunu 10 yıl boyunca sağ ayak önde kaydım. Ve sol tarafım çok tembel kaldı. Güçsüz kaldı. Refleksim çok düşük orada. Tavsiyem, birçok insan muhtemelen Türkiye'de bu spor bayağı popüler haline geldi. İyi yapanlara tavsiyem sol ayağını, yani hangi benim için sol ayak. Hı hı. Refleks ayağım sağ ayağım. Dominant olmayan ayağını da geliştirsin. O ayağınla da sol ayak da veya sağ ayak, hangi ayağı arkada kalıyorsa, benim bu şekilde kalıyor. Benim bu ayağım çok güçlendi. Bu tarafım çok güçlendi. Sol ayağını da switch diyoruz ona da. Yarışmalarda mesela sağ ayak dominant ayağı bir sporcu, sol ayak hareket yaptığı zaman, her zaman yaptığı hareketi sol ayağınla başladığı zaman 2 çarpı 2 puan oluyor. Yani daha çok puan alıyor. Ona da bir switch diyoruz. Switch ayağını da, yani doğal olmayan ayağını da geliştirsin.
benim gibi problemlerle karşılaşmasın. Estağfurullah. Peki problemlerinle ilgili şu an bir fizyoterapi süreci görüyorsun bizimle evet. beraber. Hani samimiyetine güvenerek söylüyorum. Dinleyicilerin de zaten büyük ihtimal senin gerçekçi tarafını severek de bunları takip ediyordur. Zaten yapay şeyler uzun sürmüyor sosyal medyada. Evet. Ne diyorsun bu sürecinle ilgili ilerleyişin adına? Hocam, sakatlığım 5 yıl önce başladı. 4-5 tane farklı çok iyi referans aldığım doktorları gördüm. Hiçbirisi fizyoterapi boyutuna geçmedi. Çünkü doktorlar hani genelde bu tarz sakatlığa böyle ameliyatla falan yaklaşıyor. Dördüncü doktorumdan sonra ben biraz ümidi kesmiştim. Sizinle görüştüm. MR'ımı gösterdim. Siz daha önce hiç anlatma, yani hiç duymadığım yorumlar yaptınız benim MR'ıma. O yüzden hani fizyoterapiye başlamak istedim. Daha önce de denemiştim. Hiç faydasını görmedim. Burada geldiğimde hani çok daha farklı pozisyonlarda, çok daha farklı egzersiz programları gördüm. Dün itibariyle 5. seansımı bitirdim. Yani ev arkadaşıma da söyledim. Çok fazla şeyini gördüm. Faydasını görmeye başladım. Sabit bir ağrıyla kalkıyordum her gün. Artık o sabit ağrı gitti. Sadece egzersiz anında 5. seanstan bahsediyorum. Yani bence bu çok küçük bir zamanda, kısa bir zamanda iyi bir gelişme. Sabit ağrım gitti. Sadece egzersiz esnasında böyle sabit. Bazen geliyor gidiyor. Onu da aşacağımızı düşünüyorum. İnanıyorum çünkü şöyle bir tık belki Süleyman'ın sorunlarını, problemlerini de merak eden insanlar olmuş olabilir. Birçok doktor arkadaşımız aslında güzel yaklaşmışlar. Tabii onlar da cerrahi müdahale bazında değerlendirmiş olabilirler. Çünkü onlar da cerrah olarak o gözle bakmış olabilirler. Biz daha çok konservatif tedavi tarzı ve koruyucu fizyoterapi işte tarzında yaklaşımlarımız dominant olarak gidiyor. Bel mekaniğinin uzun olduğun için hem bel gövde paterninin daha farklı, bacaklarına göre gövden daha uzun bir formda. Bel kemiklerini ve karın bölgesini biraz daha müdahale ve streslere açık kılabiliyor. Böyle bir mekanik stres ağrısı, hafif böyle belde yapılarda, disklerde normalin dışında görüntüler gözüküyor. Bunlar bence senin yaş aralığındaki insandan aşamayacağı sorunlar değil. Sadece her zaman olduğu gibi doğru şeyi doğru zamanda ve doğru yerde yapabilmek. Biz de inanıyoruz bu konuda fayda sağlayabileceğimiz adına. Sen de inancın bu konuda çok arttığını düşünüyorum. Evet. Beraberce güzel sonuçlar alacağımıza inanıyorum. Şimdi hem bu konuyla ilgili ilgilenen arkadaşlara hem de bu tarz şeyler yapmadan önce en azından vücudunu kuvvetlendirebilmek adına egzersiz programında hem Süleyman'da da kullandığımız hem de sizlerin de kullanabileceği temelde 3 tane egzersizden bahsedeceğim. Evet, öncelikle ilk egzersizimizden bahsedeceğim. Bu egzersizimiz cross egzersizler içerisinde tek taraflı egzersiz olarak anlatılmakta. Fasyal hattı takip ediyoruz. Neden? Çünkü Süleyman da bahsettiği gibi vücudun bir dominant ve pasif tarafının olduğu bir antrenman programı izliyor ya da iş yapıyor. Bundan dolayı vücudun cross yani çaprazlı dominantlı zıtlıklarını güçlendirmek gerekiyor. Biz 5 kiloluk bir dumbbell kullanıyoruz Süleyman'da. Bizim kuvvet aralığımız ısınmayla beraber yeterli oluyor. Sadece belli bir sabit ağırlıklı olması lazım. Tuttuğu kolun çapraz bacağıyla hareket etmesi gerekiyor. Öne doğru alıyor, zıt hareketi götürüyor, geri geliyor. Diz yere değmeyecek, tekrardan bir hareketi göster. İndi, bacak çöktü, gövde sıkı ve kol cross döndü. Buradaki gövdenin dönüşü çok önemli. Abdominal bölgenin stretchinglendiğini hem hissetmesi hem kasıldığını hissetmesi gerekiyor. Bir tık zorlanıyorsa dizi yere değdirip yapabilir bunu. Mesela bir de dizi değdirip yapılanı gösterelim. Dizi değdirip döndüğünde bir tık daha rahat edip daha kolay gelebilir. Ama Süleyman bu konuda daha güçlü ve iç çekirdeği daha sağlam. Vücudunda gördüğünüz üzere bunu tekrarlı yapabiliyor. Çapraz kolla dene. Kontrollü bir şekilde. Burada bir tık daha zorlanıyoruz. Çünkü sol taraf dediğimiz gibi kontrolü ve toleransı düşük. Dizini değdirerek dene bundan. Bir tık daha rahat oluyor. İlk önce dizde attın, sonra kol, dumbbell ve kol. Tekrar. Dizdeydi. Dumbbell'ı çek, geri gel. Bu daha rahat değil mi? Evet. Süper. Okey. Çek dumbbell'ı, geri gel. Okey, bıraktık. Bunu gün içerisinde ya da antrenmanlar öncesinde de yapabilirsiniz. Antrenmandan bahsettiğim wakeboard tarzı antrenmanlardan 3x10 iki taraflı olarak uygulayabilirsiniz. İkinci
egzersizimizde ise bir step tahtasından yararlanacağız. Kettlebell yine bizim kendi ağırlıklarımızdan 6 kilo ile başladık. Bu sefer vücudun tek taraflı dinamik ve statik olarak çalışan farklı ekstremite kuvvetleri olacak. Burada ilk öncelikle tahtaya ya da platforma yakın olan bacağımızı yukarıya yerleştiriyoruz. Kettlebell'ı elimize aldık. Süper. Anlık reaktif kuvveti geliştirebilmek adına kişi step tahtasının üzerine çıktığı an buradaki kolunu yukarıya doğru alırken buradaki bacağı fleksiyona, yani tam dizi yukarıya doğru alıp anlık olarak götürüyor. Tekrardan aldı, götürüyor, dik kaldım. Süper. Tekrar ettim. Süper. Bunu bilateral olarak yapacağız. İki taraflı. Omuzu ve karnımı iyi sıktığımı hissedeceğim. Bir de diğer tarafı göster. Üçüncü egzersizimiz ve son egzersizimizi bir BOS yardımıyla yapıyoruz. BOS'umuz ayrıyetten kolları da kullanabilecek siyah tüplere sahip. Kişi ilk önce sağ sonra sol olarak çift taraflı bacakları da kullanarak yaptığı bir egzersiz. İlk öncelikle istediği bir bacağı koyabilirsin. Evet, senkronize olması çok önemli. Aynı anda başlayacak, topa çıktı, kollar yukarı, diz yukarı, aşağı indi. Gördüğünüz gibi BOS'udaki ayak hiçbir zaman temasını bırakmıyor. Daha senkronize. 1, geri geldin. 2, çek nefesine beraber. Eller kavuştuğunda nefesi ver yukarı, geri gel. Nefes çok önemli. İç basıncı dengeleyen etkenlerden bir tanesi. Değiştir bacağı. Şimdi diğer bacağa geçtik. Evet, biraz zorlanıyoruz ama güzel bir denge egzersizi. Çat, geri gel. Bir tık daha yukarıda bekleme. Gittin, geri gel. Evet. Süper. Son iki. Bıraktım. Evet. Gördüğünüz egzersizi gün içerisinde yapabilir ya da antrenman öncesinde kuvvet egzersizi ve denge egzersizi olarak kullanabilirsiniz. Eğer bu egzersizleri yaparken ağrı ya da yüksek değerde şikayet hissediyorsanız lütfen egzersizleri yapmayın. Videonun içerisinde wakeboard ve su sporlarıyla ilgili bahsettiğimiz egzersizleri sizler de evde uygulayabilirsiniz. Bu videoda bana eşlik ettiğin için çok teşekkür ederim Süleyman. Ben teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun. Videoyu beğendiyseniz like atıp yorum yapabilirsiniz. Sorularınızı klinik atletlerimize iletebilirsiniz.